Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bil hakki sallû ala resulina Muhammed. Allahümme salli alâ Muhammed. Sallu ala şefi'i zünebina Muhammed. Allahümme sallu sallu ala tabibi kulubina ve kurrati a'yunina Muhammed. Allahümme sallu Rabbi yessir ve la tuassir. Sehil aleyna bifadlike ya müyessir. Rabbi zidna ilmen ve fahmen ve ihlasen ve nuran ve elhikna bis salihin. Amin ya mu'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين بحرمة سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم. Cenab-ı Hak cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, bizlerden dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Allah-u Teala Celle Celaluhu evlatlarımızı, neslimizi, zürriyetimizi, damatlarımızı, gelinlerimizi çok hayırlı eylesin. Hepsinin beş vakit namazlarını kıyamete kadar kılabilmelerini, beş vakit namazlarından hiç ayrılmamalarını, İslam'dan, Kur'an'dan, imandan, camiden, cemaatten hiç kopmamalarını nasip eylesin. Allah hepimize bu noktalarda güzel bir netice, dünyada ahirette mutlu olabilmeyi, huzurlu kalabilmeyi ve inşallah cennette cemalini de doya doya seyredebilmeyi nasip eylesin. Dostlar, Allah-u Teala Celle Celaluhu izniyle artık son günlere doğru girdik. Yani Ramazan-ı Şerif'in son günleri elveda diyerek bizden ayrılan bir Ramazan'ımız var. Rabbim tekrarları nasip eylesin. Ama tekrarları da gelse 1442 Hicri sene 2021 miladi senenin Ramazan'ı olmayacak tabii ki. Onun için son günlerimizde efendim muhakkak bir atak yapalım. Özellikle de 8 Mayıs Cumartesi günü akşamı olan Kadir Gecemizi, önümüzdeki Cumartesi günü olan Kadir Gecemizi çok ama çok dikkate alalım. Rabbim inşallah Kadir Gecesini ihya eden ve tertemiz, pırıl pırıl günahlarından arınmış bir şekilde efendim güzel kulların arasına katılabilmeyi hepimize nasip eylesin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki bizlere, sahabe-i kirama, geçmiş ümmetlerdeki insanların uzun uzun yaşamalarını, onların Allah'a yakınlıklarını, ibadet etmelerini anlattı. Hepimiz hayran olduk ve sonrasında da dedik ki biz o insanların yanına nasıl yaklaşacağız ki? Onların ömürleri efendim hem bizden daha uzundu hem de çok ibadet etmişlerdi. Bizim ömürlerimiz kısa, çok ibadet edemiyoruz. Böyle düşünürken Allah Celle Celaluhu Cebrail Aleyhisselam'ı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderiyor ve ümmetine müjdeler olsun. Üzülmesinler, ümmetin senin bir gecede geçmiş ümmetlerin 80 senede kazanmış oldukları sevabı almış olacaklar. O da hangi gecedir biliyor musun? Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kadir gecesidir. Estağfirullah. Bismillah. Leyletül kadri hayrun min elfi şehr. Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. İçerisinde Kadir gecesi olmayan 1000 ay düşünün. 12'ye efendim böldüğünüzde senede 12 ay var. 1000 ayı böldüğünüzde 83 yıl 4 ay çıkıyor. 83 sene temiz efendim pırıl pırıl bir şekilde alıyorsunuz. O mübarek gecedeki yapacağınız ibadetlerle beraber hanenize dolduruyorsunuz. 83 yıllık ibadeti. İnşallah samimiyetle Rabbim nasip etsin. O geceyi kazanmayı ve ihya etmeyi, idrak edebilmeyi. Bir zamanda
böyle camiye geldi bir hanımefendi. Dedi ki, gece saat 2 falan olmuş. Biz de camide hem itikaf var, hem bir tarafta ibadetler var, tesbih namazları var falan böyle. Hocam dedi, ben dedi şu ana kadar 12 tane camiye gittim dedi. Ziyaret ettim ama çok yoruldum dedi. Eve gidebilir miyim dedi. Şimdi bazı insanlar bir ara böyle efendim camileri bütün gece dolaşmayı bir ibadet olarak kabul ediyorlardı. Böyle değil tabii ki. Yani cami dolaşmak bir ibadet olarak kabul edilmemeli. Üç yere insan evinden sefer olarak çıkabilir. İbadet maksadıyla mescit, cami anlamında bir Kabe'ye, bir efendim Medine-i Münevvere'deki o güzel Mescid-i Nebi'ye, bir de Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya. Rabbim nasip etsin gidebilmeyi inşallah. Onun dışında hanımlar, beyler, hele şu anda sokağa çıkma yasağı var. Efendim evimizde full adeta çakılmış duruyoruz. Peki ne dersiniz? Bu mübarek gecelerde, bu mübarek günlerde, hatta her gün bir tane yapabilecek şansımız var. Bir tesbih namazından bahsediyorum. Bir tesbih namazı kılma şansımız var. Topu toplamı yarım saat sürüyor. Ama sevabını size söyleyeyim mi? Ne kadar böyle? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir çöl ifade ediyor. Bir çöldeki kumların sayısınca, o kumların tanelerini kim sayabilir ki? O kadar kum tanelerinden fazla Allah günahları bu tesbih namazı sayesinde bağışlar, affeder buyuruyor. Hadi yapalım inşallah. Rabbim kolaylığını versin. Tesbih namazı yazın. Tarifini efendim çok rahat bir şekilde Google amcadan alabilirsiniz. Ondan sonra siz kendiniz bunu evde uygulayabilirsiniz. Hem beyler, hem hanımlar, hem gençler, hepiniz yaparsınız. Tek tek yapmak lazım. Yani cemaatle kılmak şart değil. Ve bunu geceliğin yaparsanız efendim güzel olur. Yok, yapamadın gündüz yap. Yani sabahleyin işraktan sonra öğlene yarım saat kalıncaya kadar yapılabilir. Kalktın, uyandın saat 10'da, 11'de, 12.30'a kadar rahat rahat yaparsın. Öğlen namazından sonra ikindiye kadar rahat rahat yaparsın. Ve teravihten sonra rahat rahat imsaka kadar yapabiliriz. Kaçırmayalım bunu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, o kadar güzel bir namaz ki bu namaz, yani kılabiliyorsan her gece kıl. Olmadı haftada bir kıl. Olmadı ayda bir kıl. Olmadı yılda bir kıl. Onu da yapamıyorsan senede bir kıl buyuruyor. Ömürde bir kul diyor. Allahu Ekber. Dostlar, biz tesbih namazını kıldığımızda biliyorsunuz içerisinde o tesbih namazının Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu Ekber. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu Ekber. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu Ekber. Bundan söylüyoruz. Tam toplamda 4 rekatlık tesbih namazını kıldığımızda 300 kere bu tesbihi söylemiş oluyoruz. Bu 300 kere tesbihin içerisinde de Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun en sevdiği kelimeler Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La İlahe İllallah. Bunlar da toplamda 1200 kere zikredilmiş oluyor. 1200 zikir yapmış oluyoruz Allah-u Teala'yı. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü Allahu Ekber. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü Allahu Ekber. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü Allahu Ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim demeye gerek yok. Yani oraya girmiyoruz. Bu tesbih namazını hadis-i şerifte geldiği gibi, yani sadece Ramazan-ı Şerif'te, Kadir Gecesi'nde değil,
diğer sezonlarda, diğer efendim haftalarda, diğer aylarda, senin her zamanında, her zaman diliminde yapabiliriz, kullanabiliriz. Muhakkak da yapmaya çalışalım. Rabbim ibadetlerden zevk almayı, heyecan duymayı, Rabbimin huzuruna çıkıyorum, ne güzel yapıyorum elhamdülillah deyip de uzun uzun kalabilmeyi nasip eylesin. Kitaplarda diyor ya, mesela bir insan, cemaatle namaz kılanlar hariç, cemaatle namaz kıldığınızda tabi orada zayıf kimseleri, hastaları, çocukları, o yolcuları falan düşünüyorsunuz. Cemaatte bunu yapamazsınız. Yani üç tane Sübhane Rabbiyel Azim, üç tane Sübhane Rabbiyel Ala dersiniz, onu 5'e, 7'ye, 9'a çıkartamazsınız. Ama tek başına namaz kılıyorsunuz, o zaman böyle namaz kıldığınızda rükû yaptınız. Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim. Zevkle bunu söylemek böyle. Ne kadar harika bir şey. Yani 7 sefer söylersin, 11 sefer söylersin. Tek sayıları daha çok tavsiye etmişler. Çünkü şöyle bir şey de söylemişler. Allahu vitrun yuhibbul vitr diye. Allah tektir, teki sever diye. Tek efendim sayıda kalmayı böyle tavsiye etmişler. Güzel olur. Secdeye kapandı. Subhan rabbiyal a'la. Subhan rabbiyal a'la. Subhan rabbiyal a'la. Böyle çabuk bir şey söylemeyin. İçinizden böyle onu efendim tadını alın. Onun zevkini efendim alın. Keyfini çıkartın. Subhan rabbiyal a'la. Yani secdeden kalkmak istemiyorsunuz. Ne güzel bir şey. Rabbim hepimize secdeyi böyle yaparken Subhan rabbiyal a'la. Subhan rabbiyal a'la derken elhamdülillah. Ruhumuzu teslim ediyoruz. Yana doğru böyle efendim başımız iniyor aşağı. Nerede vefat ettin? Namaz kılarken. Neydi? Secde ederken. Allahu Ekber. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle Allah'ın huzuruna çıkarsınız. Secde ederken efendim ölen insan Allah'ın huzuruna secdeli haliyle, o nur gibi yüzüyle çıkar. Allah da onu özel karşılamayla karşılar. Yapacağımız en güzel davranışlar bunlar. İnşallah Rabbim heyecan duymayı nasip etsin bu yolda, bu davada. Kadir gecemize dikkat edelim. Kadir gecesinde çok dualar edelim. Bugünler dualar, yani deniyor ya İstanbul için efendim işte deprem vesaire 7.5 falan. Rabbim muhafaza eylesin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam üç şeyi bize tavsiye ediyor. Bir, zekatınızı tam verin. Ölçün, biçin, tartın, ne yapacaksanız yapın ama zekatınızı tam verin. Hatta fazladan verin ki ne olur ne olmaz diye. Zekatınızı verin ki malınızı sigorta altına alın. Malın sigortası zekatı vermektir. Yoksa o para muhakkak çıkıyor insanla. Ya hastalıkla çıkıyor, ya efendim çocuk bir yerde bir kredi takıyor, oradan efendim onu ödemek zorunda kalıyorsun. Ya da efendim bir yere arabanı çarpıyorsun, oralara efendim masraf yapıyorsun falan böyle. Ama zekat borcun duruyor, bunları vermekle beraber kurtulduğunu zannetme. Fakat buradan da böyle senin burnundan fiti fiti getiriyorlar. Aman yarabbi, zekatı ver kardeşim. Allah sana 40 tane efendim örneğin cumhuriyet altını verdi. 39 senin olsun. Bir tanesini de fakire ver, duasını al. 39'u da çalınmasın diye garanti almış oluyorsun. Bundan daha güzel ne olabilir? Öbür türlü ne oluyor? Geçen de söylediler. Bir kardeşimiz demiş ki iş yerinde kasamız var. Kasanın da kendine göre efendim böyle çelik kasa, anahtarlar falan böyle şifreleri. Oraya götüreyim demiş. Ondan sonra altınlarımızı düğün yaptıktan sonrasında oraya bırakıyor. Sonra diyor ki zekatımızı Ramazan'dan Ramazan'a verelim ki sevabını fazla fazla alalım diye. Zekatını vermek için kasadan altınları çekiyor, kuyumcuya tarttıracak, ona göre hesap yapacak. Kuyumcuya götürüyor altınlarını. Bir bakıyorlar ki kuyumcu diyor altınlar sahte. Bu altınlar efendim böyle çocukların kullandıkları bileziklerden oyuncak bunlar.
Ya nasıl? Kamerada falan biz diyorlar ki meğerse orada çalışan muhasebeci şifreyi falan biliyor. Anahtarı da nerede olduğunu bildiği için alıyor onları, götürüyor. Oradan tabii o şeyi muhasebeci yakalayarak efendim paraları falan kurtarıyorlar. Ama nereden kurtuluyor bu? İşte zekatı hesaplamaya gittiği için Allah Celle Celaluhu gelsin geriye onların hepsini döndürttü. Eğer zekatı bıraksaydı, orada daha dursaydı belki muhasebeci oradan ayrılacaktı, gidecekti, izin yolunu takip kaybettirecekti ve o parayı da kurtaramayacaklardı. Zekatla malınızı, paranızı garanti altına alın. İki, hastalarınızı sadaka vererek, iyilik yaparak tedavi ettirin. Doktora veriyorsun, doktora git. İlaca veriyorsun, ilacını al. Ama bil ki şifayı veren Allah'tır. Bir de git sadaka ver. Bir fakiri sevindir, giydir çoluk çocuğu, ondan sonra o fakire, hatta şimdi güzel şeyler çıktı, böyle yardım kartları çıktı marketler için. Ondan sonra sen koli götürüyorsun mesela, yardım kolisi. Belki o ailenin ona ihtiyacı yok ama o götüreceğin para kartıyla beraber markete gittiğinde kendi ihtiyacını birebir görür, 500 çeşitin yarısını alır. Ama sen ona 5 çeşit götürüyorsun. Belki ona ihtiyacı yok. Pirinç götürüyorsun, bulgur götürüyorsun, yağ götürüyorsun, efendim zeytin götürüyorsun. Belki farklı bir şey alacak. Onun için bu çok daha güzel bir uygulama. Sadaka verin, vermemiz lazım. O bizim gelecek olan belalarımızın önünü keser ve efendim çok büyük de efendim bize hastalık noktasında tedavi aracıdır. İlaç, sadaka, para ver, insanları sevindir, yemek yedir, sevindir. Yalnız unutmayalım, yemek yedirmekle zekat verilmiş olmuyor. Zekatın yeri ayrı, yemek yedirmenin sevabı ayrı. Üçüncüsünde de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, belalar başınıza gelmeden önce onlara dua hazırlayın. Dua ederek engel olun. Ya Rabbi deyin, kaza, bela, deprem, afat gösterme. Yani önüne geçin. Allah Celle Celaluhu göndermedi mi? Sen işte fay, ray, bilmem ne falan diyorsun. Allah diyor ki hayır. Öyle güzel kullar var ki dua ediyorlar. Ben onların dualarını kabul ediyorum. Göndermeyeceğim buraya. Sen zorlamanla mı deprem olacak? Elhamdülillah. Rabbim bir daha göstermesin o 99 depremi nasıl yaşadık. Ne kötü efendim, bir şekilde bütün Türkiye'miz ondan nasibini aldı. 17 bin kadar insan öldü. Efendim evler hepsi yıkıldı. Bir sürü insan perişan oldu. Ya Rabbi bize deprem afat gösterme. Allah'ım sen bizleri kayır, koru ya Rabbi. Evet. Tekrar dönüyoruz konumuza. Kadir Gecesi'nde Allah-u Teala Celle Celaluhu bizim kaderimizle de bağlı olarak birçok meselelerimizi bu gecede tayin edecek. Meleklerine teslim edecek. O gece dualarımızla beraber inşallah Ya Rabbi hayırlar yazdır başımıza, iyilikler ve iyiler çıkar karşımıza diyeceğiz. Allah-u Teala'dan hayır murad edeceğiz. Allah'ım Celle Celaluhu bütün İslam alemine birlik, beraberlik, dirlik, kuvvet, uhuvvet nasip etsin. Kafirlerin zalimine oyunlarını bozsun inşallah. Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz kurtulsun inşallah. Ve Myanmar'da, Arakan'da, Yemen'de, Filistin'de, Gazze'de, İdlib'de, Suriye'de nerede varsa kardeşlerimiz Rabbim kurtarsın inşallah. Kadir Gecesi'nin hürmetine. Kadir Gecesi böyle önemli bir gece. Kadir Gecesi yapan en büyük efendim oradaki olay nedir? Kadir Gecesi'nde hayat rehberimiz Kur'an indirildi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Hira Nur Dağı'nda Allah-u Teala Celle Celaluhu Kadir Gecesi'nde ilk ayetleri gönderdi. Onun için Kur'an'ın inmiş olduğu ay Ramazan ayı, 11 ayın sultanı.
Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece Kadir Gecesi hakkında özel Kadir Suresi gönderilmiş bir gece. Herkese nasip olmuyor, her şeye nasip olmuyor. Asla ve asla böyle bir geceye senelerin diğer gecelerinde ulaşmak mümkün değil. Çünkü Kadir Gecesi'nin iltifatını Allah Kur'an'ında bize açıklamış. Yakalamayı nasip etsin inşallah. Dostlar, geçen dersimizde kalan, dersimizden kalmış olan bölümünü sizinle paylaşayım ve bu dersi böylece bitirmiş olalım inşallah bu hadis-i şerifi. Altın harflerle yazılması gereken bir hadis-i şerif demiştik. Hayat ölçülerimiz. Birinci kısmında ne demiştik? Allah-u Teala Celle Celaluhu bizlere saygılı olmamızı istiyor ya bizlerden. Ona takva diyoruz işte. Takva, Allah korkusu, Allah saygısı. Saygıdan kaynaklanan bir korku var orada zaten. Başka bir şey değil. Ya Allah Celle Celaluhu bana dar olursa. Yani saygımızı işte ona göre gösteriyoruz. O korku var bizde yani. Ya Allah-u Teala Celle Celaluhu bu yaptığım şeyden razı olmazsa eyvah. Bütün herkes beni alkışlasa ama Allah-u Teala Celle Celaluhu benim yaptığımı kabul etmezse benim halim ne olur? Bu düşüncede olmalıyız. Olmamız da gerekiyor. İşte Allah'ın yasakladıklarından, haramlarından kaçın ki insanların içerisinde Allah-u Teala'yı en çok anan, onu zikreden, Allah'a karşı en çok ibadet eden bir kul olasın. Allah'ın taksimine razı ol ki en zengin insanlar içerisinde sen olursun. Dedik ya, gönül zenginliği. Altımızdakilere baktığımızda elhamdülillah diyoruz. Şu anda efendim bizim bulunduğumuz yerlere gelemeyen birçok insan var. Sağlığımız yerinde elhamdülillah. Evlerimiz huzurlu elhamdülillah. Çocuklarımız hayırlı elhamdülillah. Namazlarımızı kılıyoruz, şükürler olsun elhamdülillah. Ve Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hamdolsun. Efendim bir çıtır da olsun ekmeğimizi buluyoruz. Onları efendim yiyebiliyoruz. Bulamayanlar, hastane dolaşanlar, çocuklarından rahatsız olanlar, çocukları tinerci olan, kokainci olan, eroinci olan, ne bileyim işte hapçı olan, evine uğramayan, uğrasa da annesini efendim hayatı zindan eden, öyle anneler, öyle babalar ben biliyorum ki çocukları sıkıştırdığından böyle efendim para ver, para ver, para ver diye evlerinde çocukları efendim bulunduklarında rahatsız oluyorlar. Ve adres belli etmeden başka bir yere taşınıyorlar. Oturun evde ama bize bulaşmayın diyorlar. Rabbim evlatlarımızdan gülmeyi nasip etsin. Hem dünyada hem ahirette inşallah. Yani bir babayı soran halini hatırını, sonra da öldükten sonrasında onlara Kur'an okuyan bir evladımız varsa, isterse paramız olmasın ya Allah'ın izniyle ya. Bundan daha büyük bir değer olabilir mi? Hayırlı evladım var. Beş vakit namaz kılıyor, dua ediyor ve sana babacığım, anneciğim diyor, hürmet ediyor, saygı duyuyor. Geçelim burayı. Evet, zenginlik gönül zenginliğidir. Efendim onu hiç unutmayacağız. Allah hepimize gönül zenginliği versin. Sonra ve ahsin ila carike tekün mü'mina. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki komşuna iyi davran, gerçek mümin olasın. Hakiki mümin, kamil mümin, olgun mümin komşusuna isterse Yahudi olsun, Hristiyan olsun iyi davranan insandır. Komşun yemeğin kokusunu duydu. Efendim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi ne yapacaksın? Çorbana biraz daha suyu fazla koyacaksın. Komşuya göndermeye çalışacaksın. Onlar da bundan mutlu olurlar, dua ederler. Sana da bereket olur. Bir şeyler aldın sen, ufak bir çıtır tabağa koy. Çocukları vardır komşunun, görmüşlerdir. Alınan poşetin içerisindeki o meyveleri vesaire. Onlara göndermekle beraber dua alırsın, bereket olur sana. Komşuya iyi davranmak. Sen İstanbul'dasın. Akrabaların Anadolu'da bir yerde. Örneğin Ankara'da, İzmir'de, efendim Bursa'da. Peki sen bir şey olduğu zaman kim yetişecek sana?
Hastaneye seni kim götürecek? Cenazenle kim ilgilenecek? En yakın olan komşun. Diğerleri ta Ankara'dan, Bursa'dan, efendim İzmir'den gelinceye kadar. Dolayısıyla komşuyla iyi geçinmek lazım. Komşu efendim hakkı çok önemlidir. Velev ki gayrimüslim olsun. Buna da dikkat edelim inşallah. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kendin için sevdiğini kardeşin insanlar için sev ki gerçek Müslüman olasın. Gerçek Müslüman olmanın yolu da kendimize ne istiyorsak kardeşlerimize onları istememiz, insanlar bunları istememizdir. Bu hadis-i şerifin son halkası, son maddesi de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor, çok gülme diyor. Kahkahayla böyle gülme. Tebessüm et, güler yüzde ol. Ama bunu çok yapma, kahkaha çok atma. Çünkü neden? Kalbi insanın kahkaha atmakla, çok gülmekle katılaşır buyuruyor. Kalbin bir katılaşması oldu mu da vaazlardan ibret alamaz, efendim ders alamaz, onları efendim dinlediğinde zevk alamaz. Yani kesin şunlar, ya başka bir yere götürün konuyu, veyahut efendim gitmek istemiyorum falan der. Niye? Kalpte bir katılık var artık. İçeriye girmiyor Allah'ın nuru. Nurlu sözleri girmiyor içeriye. Onun sebebi işte çok gülmek. Büyükler demiş ya, kul kalilen, kül kalilen, nem kalilen tekün aliyye. Az konuş, az ye ve az uyu. Ona az gülmeyi de ekleyelim. Büyük insanlardan olursun. Az konuş, az ye, az uyu, az gül ve büyük insanlardan olma mertebesine erişirsin. Rabbim nasip etsin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle, ahir ve akıbetlerimizi hayreyle, her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle, ölmüşlerimize rahmet eyle, kabirlerini nur eyle, makamlarını cennet eyle. Ya Rabbi çocuklarımızı, neslimizi çok hayırlı eyle, damatlarımızı, gelinlerimizi hayırlı eyle, helal lokmadan bizi ayırma, harama bulaştırma. Allah'ım faizler, krediler bunlardan bizi uzak eyle. Gönül zenginliği olan o gönül zenginliğini yakalamamızı nasip eyle. Allah'ım kimseye muhtaç etme. Kendi kapından başka kapı aratma. İlim, amel, ihlas nasip eyle. İşe yaramayan ilimden, doymayan gözden, ürpermeyen kalpten, kabul olunmayan duadan sana sığınırız ya Rabbi. Amin, amin, amin. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Kadir gecemizin mübarek olması için ve bütün ölmüşlerimizin ruhları için, Allah rızası için. El-Fatiha. Haftaya görüşmek üzere inşallah. Kalın sağlıcakla. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm.